Şimdi paralel doğrular verilmiş. Zikzak kuralı uygulanabilir. Önce şunu uzatıyorum. Şöyle uzatalım. Şu yukarıdaki doğruyu da uzatalım. Şimdi aradığımız yere de bir bakalım. EDC açısını arıyoruz. EDC. Aradığımız açı bu. Şurası. X açısı. Şimdi tamamen bize kalmış. İstediğimiz gibi uygulayabiliriz zikzak kuralını. Şöyle hareket edebiliriz. Sağa doğru bakan açılara bakalım. Sağa doğru. Şu yukarıda 48 derecelik bir açı var. Sağ tarafa alıyorum. Bu köşeyi atlayacağız. Bu köşeyi sağa bakan açı olarak kullanamayız. Bir sonraki köşe bu. Ama sağ tarafı bizim aradığımız açı değil. Biz şunu kullanabiliriz. X'i kullanamayız. Bu tarafa Y diyorum. Sadece Y'yi kullanabiliriz. Ama hiç sorun değil. Y'yi bulduktan sonra 180'den çıkarıp X'i zaten hesaplayabileceğiz. Şimdi sola bakanlara bakalım. Şu köşeyi sağa bakan açı olarak almıştık. Bir sonraki köşeye gidiyoruz. Burası. Bunu sola bakan açı olarak alabiliriz. 134. Sonraki köşeyi atlıyoruz. Başka köşe yok zaten. Eşitleyeceğiz. 134. Sola bakan eşit olacak. Sağa bakanlar 48 artı Y. Şimdi 48'i sola doğru yollarız. 134'ten çıkarız. Bu da 86 olur. Bizim y'imiz 86. Tabii aradığımız şey y değildi. Biz x'i arıyoruz. Ama ikisinin toplamı 180 derece. Onu biliyoruz. Onu kullanabiliriz. X artı y eşittir 180 derece. Y'imiz 86 idi. X artı 86 eşittir 180 derece. Şimdi 86'yı karşıya atıp 180'den çıkarırsak bizim x'imiz 94 derece olur. Vereceğim.